Değerli izleyenler, bu haftaki Esnafın Sesi program konukları hal esnafları. Birlikte izleyelim. Efendim hayırlı işler, sizi tanıyalım. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. İsmim Harun Öz. Fiili olarak yaklaşık 10 yıldır bu mesleği devam ediyoruz. Babamızdan kalan bir iş, severek yapıyoruz. Zorluğu haddinden fazla ama elhamdülillah çok şükür. İnsanlarla haşır neşir olmak, alışveriş yapmak, tanışmak, gelip gitmek çok güzel bir şey. Nasıl işleriniz nasıl? Biz genelde müstahsil malı satıyoruz. Müstahsil mal ne demek? Elazığ'da yetişen köylü mallarının köylünün getirip tezgahımıza koyması, belli bir komisyon karşılığında alıp halka piyasaya sürmemiz. Şimdi buradaki ürünler bizim bu Elazığ'ın salatalık olsun. Salatalık. Bu Elazığ finansı bunlar 20 kilometre yerlidir. Bizim Elazığ'ın İşme Değirmenönü köyünün yerli domatesidir. Senenin 12 ayı salkım ve pembe domates olmak üzere devamlı bulundurmaktayız. Elazığ için çok güzel bir şey. Bu tohum da yerli değil mi? Yani tohum, eski domates. Eski cins olarak eski bizim pembe domates cinsimiz. Fidel Santay'dan hazır gelir. Kışın ekeriz. Daha yeni çıktı zaten. Evet. Elazığ için hayırlı olsun. Salatalığımız da yeni başladı. Elazığ'ın yeni salatalığı. Maliyetler bu sene aşırı yüksek. Evet. Geçen yıl bu salatalığın fidesi 1 lira 10 kuruştu. Bu sene bu salatalık fidesinin teki 2,5 lira. Bir de bunun aşıl dediğimiz cinsi var. Geçen yıl 2,5 liraydı, bu sene 4,90 kuruş. Üretici için çok büyük girdi. Maliyetler büyük. Maliyet haddinden fazla ve haddinden fazla. Geçen senenin 1 lirası bu senenin 4 lirasına bedel oldu. Evet. Abime söyleyeyim, dediğim gibi geçen yıl üretici bu salatalığı 1 lira sattığı zaman para kazanırdı. Şimdi bu salatalığı en düşük hal çıkışının 4 lira olması lazım ki üreticinin cebine para girmesi. Üreticinin cebine para girdiği zaman da üretici o parayı kenara koyması lazım ki bir dahaki sene yine ekimini yapsın. Evet. Elektrik pahalandı. Mazot haddinden fazla. Mazot her şeyin belini kırıyor. Fiyatlar yükselince haliyle malzemelere, sebze meyveye geliyor. Salatalık bugün halk çıkışı 2,5 lira 3 lira. Fiyatlar haddinden fazla düştü. Çarlı biber, sivri biber halk çıkışı bugün 5 lira. Patlıcan 6 ile 8,5 arası. Bizim sebze alemindeki yani milletin bazı demeleri vardır. Fiyatlar yüksek, bunu komisyoncu belirliyor. Ama biz dışarıda pahalı yiyoruz. Ben her zaman söylerim. Belediyenin zabıt kolları gelsin. Sebze aleminden etlesin. Hal çıkış fiyatlarını belirlesinler. Pazara gitsinler, marketlere gitsinler. Fiyatlara baksınlar, faturalara baksınlar. Hem bizi gelip denetlesinler hem onlara gidip denetlesinler. 2,5-3 liraya sattığımız salatalık marketlerde 5 lira 6 lira. Açık, isim vermeye gerek yok. Yani reklam olur, gerek yok onun reklamını yapmaya. Gelip gelsinler. Peki esnaf olarak, daha doğrusu sektörün yani tüm hal esnaflarının ne tür sıkıntıları sektör var? Her yetkililerden beklentileriniz nelerdir? Sektör her yıl geri gidiyor. Eski sebze haline kıyas yaptığımız zaman eski sebze halinde en kötü komisyoncunun evi vardı, arabası vardı, borcu yoktu. Bu halde öyle bir şey kalmadı. Öyle çok komisyoncu arkadaşlarımız da var. Yani ciddi derecede borçları var. Allah yardımcı olsun yapacak. Yani elimizden geldiği kadar destek çıkarız. Ama dediğim gibi maliyetler yüksek olduğu için eksi gibi para kazanma imkanı bitti. Bitti. Kar oranı da düşüyor fiyatlar olunca. Şu kasaları biz Antalya'da yaptırıyoruz, Adana'da yaptırıyoruz. Evet. Geçen yıl 17,5 liraya yerinde yaptırdığımız sepetin maliyeti bu sene 38 milyon. Artı nakliye hariç. Artı nakliye hariç. 17 TL yaptırılan sepetin maliyeti bu sene 38 TL. Ve nakliye hariç. Haliyle siz de fiyatlara yansıtacaksınız. Her şey ortada. Fiyata yansıtamazsın ki dediğimiz gibi komisyon. O da hariç yani dediğimiz gibi biz müstahsil malı çalışıyoruz. Öyle zaman oluyor müstahsille kasamız kırılıyor, kayboluyor. Öyle zaman oluyor müşteriye veriyoruz. Müşteri de gidiyor. Şimdi kamuoyunda şöyle bir şey var, algı var. Efendim işte sebze hali
pahalı satıyorlar, fahiş fiyata satıyorlar. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi yöneticilerimiz, büyüklerimiz gelsinler, bizim çayımızı çorbamızı içsinler, misafirlerimiz olsunlar. Gelsinler burayı görsünler. Ondan sonra dediğim gibi çıksınlar, sen pazarlarını da gelsinler, büyük manav marketleri de görsünler. Aradaki fark kendi kendine, biz konuşmadan kendini belli edecek zaten. Şimdi ben onu biliyorum. Şimdi Türkiye'nin aşağı yukarı en güzel, en kaliteli malı getiren Elazığ sebze halidir. Fiyatlar da makul fiyatta. Yani fiyatlar fahiş de çok değil makul. Yani. Şimdi bak dediğim gibi biz yerli malı çalışıyoruz. Yerli malın bir arz talep durumuna göre bir satışımız vardır. Dışarı malı çalışan arkadaşlarımız vardır. Dediğim gibi zaten maliyetler haddinden fazla yüksek. Adamlar komisyon nakliyesini korlar, içine yüklemesini korlar. Kilo başı 30 kuruş 40 kuruşa burada mal satarlar. Kilo başı 30 kuruş 40 kuruş mal sattığı zaman malı biterse para kazanacak. Bir de bu malın satılmama durumu var. Tabii. Satılmadığı zaman kilo başı 2 lira 3 lira o adam malı zararına verecek. Yoksa çöpe gidecek. Bire oluyor. Kiremi mal, yaş mal. Tuğla kiremi satmıyoruz biz sonuçta. Evet. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Efendim iyi günler, kolay gelsin, günler. Hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Abi burası Diriliş Komisyonu abi. Dükkan sahibi Mehmet Yılmaz babam olur. Ben oğluyum İbrahim Yılmaz abi. Nasıl işlerdiniz nasıl İbrahim Bey? Dayıcım işlerimiz yani çok şükür Allah olmayana versin ama esnaf olarak çok sıkıntılar var yani. Ne tür sıkıntı yaşıyorsunuz? Nasıl sıkıntılar var yani mesela mazotun yükselişi, biz tarım işiyle uğraşıyoruz. Gübrenin ilacın yükselişi fiyatlara yansıdı. O yüzden vatandaş doğru dürüst sebze meyve tüketemedi. Tüketemediği için biz de satışlarda sıkıntı yaşadık. Fiyatlar yüksek olduğu için az getirmek zorunda kaldık, az sattık. Yani genel olarak esnaf bir sıkıntı çekiyor. Vatandaşın alım gücü az olduğu için sizler de haliyle satış yapamıyorsunuz. Satış az yaptığımız için önceki senelere göre bu sene genel olarak bir sıkıntı var. Fiyatlar nasıl peki mesela domatesler? Fiyatlar nasıl? Yani şu an domates harici diğer ürünler vatandaşın tüketebileceği bir seviyeye geldi. Şu an biraz domates yerinde ihracat olduğu için fiyat yüksek ama şu an diğer sebzelerimiz yani uygundur. Yani vatandaşlarımız şu an tüketebilecek fiyatlar. Normal fiyatlar devam ediyor yani. Ama ihracattan dolayı domates diyorsun pahalı. Yani şu an pahalı yani düşecek gibi de gözükmüyor diyeceğim. Yerli çıkarsa düşer. İnşallah ama masraflar yine aynı. Yani bu sene domates yüksek, öyle gözüküyor. Sektörün en büyük sıkıntısı ne sizler? Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yetkililerden beklentileriniz ne? Bence sektörün en büyük sıkıntısı vatandaşlarımız çok lükse meyilli. Yani boğazını yemesini ikinci plana attığı için bu işte uğraşan insanlar bir sıkıntı yaşıyor. Halbuki dışarıda bence vatandaşlar hiçbir şekilde lüksünden, hani lokantası olsun, kafeteryası olsun geri durmuyor ama taraf iş, full dolu. Her yer full dolu ama iş tüketime geldiği zaman pahalı. Ama şimdi bizim iş arz talep meselesi. Mazot yüksek, ilaç yüksek, gübre yüksek. Bunlardan dolayı fiyatlar yüksek. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ama insanlarımız tüketimi, gıdayı ikinci plana attığı için bu sektörümüz genel olarak bir sıkıntı yaşıyor. En büyük bence sıkıntımız bu. İyi günler. Hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Fatih Türkay ben. Türkaylar Komisyonları'nın sahibi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ben Fatih Bey? 98'den beri sebze halindeyim. 12 yıldır kendi işimi yapıyorum. Kendi işiniz. Evet. Nasıl işleriniz nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. Bazı sıkıntılar da olmasına rağmen idare ediyoruz. Kendi çapımızda işte sıkıntılarla başa çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah atlatacağız. Nasıl sıkıntı? En fazla nerede var? Nasıl yani bir sıkıntı? Şöyle, üretim maliyetleri arttığı için bizim de giderlerimiz fazlalaştı. Mazot olsun, işte nakliye giderleri, dükkanın işçilikleri, işte vergiler, hepsi bizim için sorun yani. Kasa fiyatları bile artmış değil mi? Fiyatları biz eskiden bu çiftlik kasaları şunları 5 liraya 6 liraya yaptırıyorduk. Şimdi 25 lira 35 lira, birinci kaliteleri 100-120 lira oldu. 15 liraya yaptığımız kasaları şimdi 120 liraya yaptırıyoruz, 100 liraya yaptırıyoruz. İşte bu, şu siyah plastik kasalar vardı önce 2 lira 3 liraydı, şimdi 10 lira. 8 lira. Bunlar hep şeye işte mesela elmaya 200 lira 300 lira kilo bazına biniyor yani masraf olarak. Tabii. Maliyet haliyle yansıtıyor dışarıya. Peki şimdi baktım demin elmalar çok güzel. Elmaları nereden getiriyor? Elma Isparta'dan geliyor. Oradan depolardan satın alıyoruz. İşte buradan bu haliyle değil büyük palsanlarda 300-400 kiloluk palsanlarda seçtiriyoruz. Makinelere giriyor, ilaçlanıyor, yıkanıyor, ambalaj yapılıyor.
geliyor. Ondan sonra geliyor. Tabii bu masraflar hep komisyoncu ayağı. Yani üretim bazında direkt palsanlarla depolara giriyor. Üretim bazında bu diğer işçiliği de biz yaptırıyoruz. İşte kiloya yaklaşık 2 lira bir maliyet biniyor. İşte bize 10 kuruş bile koyamıyoruz yani. 10 kuruş 20 kuruşla satmaya çalışıyoruz. İşte o da buradaki giderlerimiz yani. Yani risk yüksek, kazançlarımız düşük. Yani mesela sosyal medyada bakıyorsun, suçu birilerine atıyorlar. Mesela perakende ayağına marketler, komisyoncular falan filan. Aslında suçlu yok. Suçlu yok yani, suçlu aramak lazım. Sebze meyve arz talep dengesidir. Yani talep çok olursa iklimle alakalı. Bu tür şeylerle karşılanınca etkileniyor yani ister istemez fiyatlar. Şimdi mesela serada yetişenler zarar görünce az oluyor. Bu sefer fiyatlar katlanıyor değil mi? Şimdi mesela şu anda salatalık üretimi yerli %70 şu anda başladı yerli üretimimiz. İki gün soğuk gitti hava. Müstahsilleri arıyorum diyor, salatalık yok, bugün toplayamadık, büyümemiş yani. Fiyata mesela otomatikman talep fazlalaşınca, üretim de eksik olunca 40 kuruş 50 kuruş yansıyor yani. Bundan sonra yaz geliyor, fiyatlarda bir düşme olur herhalde. İnşallah, o da çiftçimiz de zor durumda. Biraz maliyetler, giderler arttı. Yani kimseyi suçlayamıyoruz yani. Suçlu biz de değiliz. Perakende de değil, üretici de değil. Böyle yani. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Suat Barış, Sebzali esnaflarından. Komisyonculuk yapmaktayız. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Suat Bey? Valla 1980'den beri bir fiil yapıyoruz. 42 yıl, uzunsun. 42 yıldır bu işi yapıyoruz. Ya. Evet. Kendiniz genç görgüsünüz ama demek 42 yıldır. Valla çocukluk başladık zaten. 12-13 yaşlarından beri bu işin içerisindeyiz yani. Bir de 42 yıl oldu. 2020. Nasıl işleriniz nasıl? Valla işlerimiz her geçen gün biraz daha sıkıntılı olmaya başlıyor. Yani önceki gibi değil. Artık yani bu son yıl pandemiden sonra işlerin rengi değişti yani. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sıkıntıya girmeye başladı. Girdiler biliyorsunuz. Maliyetler yükseldi. Çok yükseldi. He. Biz mesela bu yörenin yerli mallarını satıyorum ben genelde. Yerli mallarının girdileri... Yani %300'le %400-500'e kadar bir artışlar oldu. Girdiler bayağı yüksek. Yani bundan sonraki sürecin daha da sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Yani bu şekilde devam ederse. Geçen sene bu salatalık yerli mesela burada yeni çıktı. Bir hafta 10 gün oldu çıkalı. Bu yerli değil mi? Yerli Elazığ'ın buranın Ağmezre, Yurtbaşı Ağmezre bölgesine. Orada da seradan sera. Sera bizim yerli sera. Ama bizim Elazığ'da yapılıyor. Elazığ'da yapılıyor. Seracılıkta bayağı bir ilerleme var Elazığ'da. Aslında gecikilmiş bir olay yani. Tabii daha önceki yıllarda yapılabilirdi. İşte yeni yeni bir 3-5 yıldır da bayağı bir gelişme var yani. Geçen yıl sattığımız rakamlara bu yıl aynı rakamlara düştü yine bu fiyatlar. Yalnız bunun girdileri %300 ile %400 arasında bir fazlalık var. Biliyorsunuz yani. İlacıdır, elektriğidir. En büyük girdimiz zaten. Naylonudur. Evet, enerji, gübre, mazot. Biliyorsunuz mazot her şeyin başı. 7 liralık olan mazot şu anda 22 bin lira. 120 lira alınan gübre şu anda 600 bin lira. Haliyle bunlar da fiyatlara yansıyor. Çok yansıyor. Yani müstahsil bu sene de belki ekim yaptı, bir şansını denedi ama bu şartlar giderse bu müstahsil seneye mal üretemez ana. Ya köylü de böyle giderse diyorsunuz bu... Üretemez. Yok zaten köye gidiş gelişi bile adamın maliyetini hesaplamak zorunda yani. Mazot aldı başını gitti. Bizim sektörde biliyorsunuz yani şimdi bir taraftan girdilerin yükselmesi, üreticilerin sorunuyla karşı karşıyayız. Bir tarafta da tüketicilerin alım gücü kalmadı. Yani insanlar çarşıya, pazara inip alışveriş yaparken yani mazotun, benzinin hesabını yapmak zorunda. Yani bazı şeylerden kısıtlamak zorunda. Yani bu şekilde giderse önümüzdeki aylarda çok büyük sıkıntılar olacak gibi geliyor. Allah sonuna hayır eylesin.
Yani biz iyi görmüyoruz yani. Seneye yani bu önümüzdeki yıl daha da 9. 10. aydan sonra büyük sıkıntıların olacağını düşünüyoruz. Peki beklentiniz ne bu konuda? Yani yetkililerin neler yapması lazım? Mazot fiyatlarının, elektrik fiyatlarının, gübre fiyatlarının, ilaç fiyatlarının düşmesi mi lazım? Tabii bu bizim Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Yani bu dünya genelinde bir sıkıntı var. Belki bizde biraz bu dövizlerin biraz daha yükselmesinden dolayı girdilerin yani hem üreticiye yansıması hem de tüketicinin yani harcadığı paranın değerinin çok kaybolması aşikar bir şekilde gözüküyor zaten. Yani alım gücü kalmadı. Her ne kadar bir asgari ücret zamlansa da adam bir çarşıya pazara iniyor. 2-3 parça mal alıyorsun 3-5 lira tutuyor. Yani bundan da geçimi de zor. Sıkıntılı. Valla şimdi buna ne yapılır? Yani buna girdilerin düşmesi lazım. Yani mazotun, gübrenin, enerjinin yani bunlara destek verilmezse yani biz salatalığı domatesi bırakın yarın yani ekmeğe de sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor yani arpaya buğdaya. Çünkü biz yani şu ana kadar yediklerimiz hep geçen yılların yani kazanılanını yedik şu ana kadar. Şu anda yediklerimizi şimdi kazanacağız. Yani sen 9. 10. ayda evine tahıl aldığın zaman daha hemen toprakta. Şimdi adam gübreyi kıstı. Su veriyordu mesela bol. Onu kıstı. Bu kısıntılardan dolayı bir verim eksikliği olacak. Bir de doğal afetler de oluyor biliyorsun. İşte dolusudur, yağmurudur. Bunlar da var, evet. Dünya genelinde bir sıkıntı var gıdada. Vallahi işte devletimizin gücü yetiyorsa yani ona da bir şey diyemiyoruz. Yani bu dünya genelinde olan bir şey. Yani üreticiye destek, bu yanda da tüketiciye destek. Nasıl olacak? Vallahi biz de bilmiyoruz yani. Zor bir süreç geçiriyoruz inşallah. Yani arazimiz Türkiye olarak geniş, her şeyimiz var ama tarımda yılların birikilmiş bir eksikliği var, bir hatalı hata var yani. Bu hatayı baştan geldi, şu anda buraya tıkandı yani. Bu belliydi zaten, bir 10-15 sene bedava yaşadık. Köylüler zaten boşaltıldı, hep geldiler, şehire geldiler, betonlaştık. Aynen zaten köye gidiyoruz. Köye giden adam tavuk götürüyor, yumurta götürüyor, ayran götürüyor, süt götürüyor, köye gidiyor. Köylerde kimse yok, gençlerimiz hep şehirde. Şimdi bir de yani rahat yaşama alıştırıldık, lükse alıştırıldık. Çalışan da yok maalesef ki. Köyler boş, üreten yok. Şimdi şehirde otur gelsin biz yek. Valla bu da yok. Yani bunu da bundan sonra göreceğiz yani şu ana kadar şey. Ben diyorum bir 10-15 yıl bedava yaşadık Hüseyin Bey. Doğru. Şimdi bunun ceremesini herhalde çekeceğiz. Artık 15-20 yıl çekeriz böyle giderse. Valla böyle giderse çekeriz yani Allah muhafaza. Yani böyle bir süreçler devam ederse önümüzdeki yani yıllarda eve ekmek ve tahıl götürmenin sıkıntısını çekeceğiz öyle görünüyor yani. Tek çözüm üretim. Üretime destek. Üretim destek evet. Aynen. Teşvik verecek, ucuz mazot, gübre, ilaç, elektrik. Aynen. Köyünde üretecek, kazanacak. Şu laylum dörde katlan. Yani bu yani bütün tarımdaki girdiler %300 ile 500 arasında değişiyor. Yani en ucuzu mesela en az girdisi olan mazot %300 ve gübre %500 %600. Bunların önüne geçilmezse üretim yapamayız. Yani tarlasını da süremez vatandaş. Artık maliyetler yani, yüksek maliyetler olunca çok... adam zararını niye etsin ki kendine göre yeter. Yani ben köye gidiyorum mesela ben aynı zamanda köylüyüm. Komisyoncuyum ve üretim de yapıyorum. Köyde çapa sesinden yani bu aylarda çapa motor traktör seslerinden yani rahatsız oluyordu insanlar. Şimdi çıt yok ya köyde. Çalıştırmıyor adam yani. Rahatsız yok ki mazot lazım. Bir sefer şimdi az önce sabah yine konuştuk müstahsillerden. Diye abi bir sefer sürmüşüm diye ara yerlere de yeşil buradan sepeceğim diye. Diye abi sefemem diye ne sürüm diye. Bir çanta 500 lira 600 lira bir, yani bir gün sürmüyor yani. Bu adam nereden getirecek nereden ekecek. Yani şimdi ürün de burada ortada. Yani bir de bu madalyonun diğer tarafına bakalım. Yani tüketicide de alım gücüm yok. İşte yani Allah özümüze bakar, yurt dışına falan ihracata mal satırırsa, köylünün malı para ederse bu üretim devam eder. Yok zaten bu iş piyasaya kalırsak biz üretici de tüketici de zor şartlarda. Yani bu süreç böyle gidecek, sıkıntılı bir süreç bekliyor. Böyle görüyoruz yani piyasayı. Yapacak Allah yardımcımız olsun diyoruz. Cümlemizin. Peki, çok teşekkür ederim kardeşim. Buraya gel. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Cüneyt Çakılcıoğlu, sebze halinde esnafım. Kaç yıldır Cüneyt Bey bu işi yapıyor? 12 yıldır bu işin içerisindeyiz. Nasıl işleriniz nasıl? Çok şükür diyelim piyasanın şartlarına göre, fiyatlara göre bazen iyi oluyor, bazen durgun oluyor. Malum fiyatlarımız yüksek.
Ha tabii bunda maliyetlerin etkisi de çok fazla. Hava şartları, hepsi bunlar birer etken bu maliyetlerin yükselmesinde. Genelde patates, soğan mı satıyorsunuz? Evet, bizim iki çeşit. Sadece bir patates ve soğan. Nereden alıyorsunuz bu? Yani bunu mevsimine göre Nevşehir, Niğde, Adana bölgelerinden genelde çalışıyoruz. Soğanı Amasya, Adana, bu bölgelerden getiriyoruz. Bu ürünler bizim burada olmaz mı? Mesela eskiden Gezin patatesi bir markaydı. Şimdi dediğiniz doğru da artık daha tarım, yani ekip işi, ekipman işine döndü. Hani şimdi bizim buradaki topraklarımız, sulama, iklim, makina, ekipman bunlara yeterli kifayet etmez. Yani artık insan gücü bir yerde yetmiyor. Yani makina gücü olmadan herhangi bir iş görülmüyor. O yüzden bizim burada sadece bir hobi olarak ancak yapılabilir yani. Bir geçim kaynağı olarak değil de. Bir zevk için, evin ihtiyacı için olur. Onun haricinde topraklarımız müsaade etmez yani. Dışarıdaki o saydığınız illerde profesyonelce yapılan bir sektör. Tabii şimdi yani bizim burada tabii siz yaşça bizden büyüksünüz. Şimdi insanlar eskiden kürekle, çapayla patatesi çıkartıyor. Şimdi bunu ekerken de sökerken de insanın eli değmiyor. Makine ekiyor, makine söküyor yani. Sadece bir toplamada şu anda insan gücüne ihtiyaç var yani. Onun haricinde insan gücüyle olan bir iş değil bu iş. Şimdi dışarıdan alıyor. Mecburen yani şimdi. Hani biz nasıl memleket olarak üretici bir bölge sebzede, üzümde, biberde bunda etkiliysek patates, soğanın da memleketi bura değil. Öyle diyelim. Nasıl fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar bu kış mevsimine maliyetler biraz yükseldi. Yani gerek yakıtların yüksek oluşundan, gübrelerin çok pahalı oluşundan. Şu anda patateslerin olarak satışlarımız 6 ile 7 arasında. Soğanlarımızın satışı 3 ile 5 lira arasında değişiyor. Tabii bu serbest piyasa ekonomisi, arz talebe bağlı bir şey. Arz olursa fiyatlar yükseliyor. Talep olmayınca fiyatlar düşüyor. Yani fiyatlarımız buna bağlı olarak günübirlik değişebiliyor. Peki siz uzun zamandan beri buradasınız. Şöyle diyelim, sektörün en büyük sıkıntıları ne? Sektörün şu andaki en büyük sıkıntısı bu son dönemlerde büyük marketler. Yani büyük marketlerin ne derece kolaylıkla mal aldığını, acaba imkan mı sağlanıyor onu bilemiyoruz. Ama bizim çiftçiden almış olduğumuz fiyatlar ile biz burada marketlerin satmış olduğu rakamlara baş gelemiyoruz. Şimdi maliyetlerimiz çok aşırı yükseldi. Bunu siz de biliyorsunuz yani. Yakıt, özellikle yakıt sektörün en büyük gübresiydi, işçi maliyetleriydi, sigorta giderlerimiz olsun. Bir de sebze halleri beden gücüne dayalı işletmeler. Beden gücüne çalışılan insanların da ücretleri diğerlerine göre biraz daha yüksek oluyor tabii ki. Şimdi bunlar neticede vatandaşın yani almış olduğu ürüne yansıtmak zorundayız yani. Dolayısıyla sektör olarak da fiyatların yükselmesi bunlardan dolayı hep sürekli artış göstermekte yani. Yani bunun düşmesi için devletimizin yani gübresiydi, yakıtıydı, çiftçiye destek vermesi lazım. Onun haricinde fiyatların düşeceğini zannetmiyorum yani. Destek olursa maliyetler de düşer haliyle. Yani şimdi bugün gübreyi adam diyor ki geçen sene 1 ton gübreyi alıyorduk 800 TL, bu sene alıyoruz 7500 TL. Şimdi bu maliyet kimin cebine çıkacak? Geçen sene 6000 liraya aldığımız mazot bu sene 22500 lira. Yani şimdi bunun maliyeti neticede bu mala yansıyacak. Mala da yansıdığı zaman da dolayısıyla ne oluyor? Fiyat yükselmiş oluyor. Yani bunun kesinlikle bakın gene söylüyorum bazen televizyonda diyorlar. Yani komisyoncular, kara borsacı, fırsatçı gibi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi biz yerinden 5 liraya alırız, maliyetini koruruz, 5,5'a satarız. 10 liraya alırsak 10,5'a satarız. Evet, esnaf olarak sebze halinin ne tür sorunları var, ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ben biliyorum, yıllar öncesinden büyük bir yağış yağdı mı buralara su basıyordu. Şu an... Şimdi bu son dönemde, özellikle şu 10 gün içerisinde bu bayramlar çıktığımızdan sonra yağan yağmurlardan dolayı dükkanlarımızı 3 defa su bastı. Bunu gerekli yerlere rica etmemize rağmen pek gerekli ilgi alakayı göremedik. Hani biz burada başkanlığımızla alakalı bir sıkıntımız yok. Hal müdürümüz, hal şefimizden bir sıkıntımız yok. Yani bizim yetkili ağızlarımızın iletildiği yerden cevabını alamadığını bize söylüyorlar. Şimdi neticede burası bu memleketin tesisi.
Şimdi buradaki su baskınlarında dükkanlarımız yeteri kadar zarar ziyanla karşı karşıya geldik. Yani çok istediğimiz bir şey yok. Sadece şu rögarlarımızın bir temizlenmesi, senede iki defa, üç defa temizlense burası bize yeterli kifayet ediyor. Sebzalimizin bundan sonra biraz temizlik problemine dikkat edilse güzel olur. Çünkü mevsim yaz, bundan sonra sebze meyveler biraz erken çürüme yapıyor. Onun haricinde yani belediye başkanımızdan falan bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki işte küçük ufak tefek sorunları gerekli müdürlerimizin yardımcı olmamasından dolayı sorun birazcık büyüyor. Yani şu andaki gözden görünür sıkıntılarımız bunlar. Peki bu maliyetlerin, bu girdi maliyetlerin işte yani sebze meyvenin daha ucuz olabilmesi için neler yapılmalı sizce? Yani bunun ucuz olması için az önce de bahsettiğimiz gibi yani bunu devletle alakalı. Devletimiz çiftçiye destek verecek. Yani gübre desteği, mazot desteği, yani fide desteği. Bunun haricinde girdi maliyeti düşmez. Hani çiftçiyi kendi haline bırakırsa, hani şimdi hesap ortada yani. Şimdi herkes iyi kötü bahçesine bir tane bir fide dikiyor. Ve geçen sene 70 kuruş olan fide bu sene 7 lira. Yani bunu devletimiz buna bir el atacak. Çiftçiye mazot desteği, gübre desteği, fide desteği. Yani gerekirse faizsiz kredi mi verir, ne verirse bunun haricinde hiçbir türlü girdi maliyetini düşüremez ve yükselir. Bu aksine aksi daha da artar yani maliyetler. Çünkü vatandaşımızın alım gücü yok. Şu en basit bir örnek verelim. Yani bir malı üretici bölge nereden kim ne yüklerse, elmacı elma, karpuzcu karpuz yükledi. Bedava aldığı takdirde bile buraya maliyeti 1,5 lira. Hesap bu kadar basit. Yani karşıdan bedava alsanız buraya maliyeti 1500 lira. Şimdi yakıt zaten şimdi bakın ne diyorum. Karşı size hediye verse buraya maliyeti kiloda 1,5 TL. Şimdi vatandaş daha bunu nasıl ucuza yesin? Yani adam hediye verdi. Ya bir kamyon patates sana hediye verdim bedava verse buraya maliyeti 1,5 TL. Onun için devletimizden beklentimiz yani çiftçimize gerekli desteği vermezse. Şimdi şöyle ben iyi biliyorum, yıllardır da bu işi yapıyoruz. Şöyle çevre illere baktığımızda Elazığ hal esnafı en kaliteli ürünü getiriyor. Ucuza da veriyor. Yani kendi kar haddini şeyini koyuyor. Ondan sonra satışa sunuyor. Ama öyle bir olgu oluşmuş ki kamuoyunda işte bir zam geliyor. Diyor ki işte sebze hali yapıyor bunu. Bu konuda vatandaşlarımıza ne söyleyecek? İşte bak, biraz açar mısınız? Ha, şimdi az önce söyledim ya. Şimdi bizim sektörümüz hava muhalefetiyle, hava iklim şartlarıyla çok alakalı bir sektör. Yağmur yağar, şimdi serayı sel vurunca günlük atıyorum 10 ton üretim yapılan bir biber bölgesinde biber çıkarsa, 500 kilo çıkarsa bu ne olacak? Doğal olarak maliyete yükseltecek. Şimdi bu sene malum kış şartları, hava şartlarını gördünüz. Bugün sera ısınmayla yetişen bir tesis. Doğalgazın maliyeti ortada. Kömürle ısıtmadıysanız ortada. Mazot, yakıt ortada. Şimdi yani bunun komisyoncuyla, sebze hal esnafıyla hiç alakası yok. Az önce de bunu kamuoyu bilmiyor. O bakımdan sordum. İşte kamuoyu işine geldiği taraftan aslında konuyu inceliyor. Şimdi bizim açımızdan baktığı zaman bir malzeme ne kadar pahalı olursa bizim satışımız o kadar zor oluyor. Şimdi bugün bir biberi 30 liraya almak var, bir biberi 5 liraya almak var. Şimdi 30 liralık biberi vatandaşımız yemeyince biz de üzülüyoruz. Biz de getiremiyoruz o malzemeyi rahatlıkla kolay kolay. Yani bu tamamıyla hava iklim şartlarıyla alakalı fiyatların yükselmesi. Hal esnafı dediğim gibi 10 liraya bir malı mal ederse 10,5 liraya satar. 11 liraya mal eder, 11,5'a satar. Yani bizim kara borsacılıkla alakamız yok. Ha, zaten çok şükür büyük marketler zaten kimseye bir şey bırakmıyor ki. Yani büyük marketler zaten şu anda sebze hallerinin, marketlerin, manavların en büyük problemi. Bu büyük zincir marketler. Tabii tabii. Zincir marketler şu anda memleketimizde bakın dikkat edin. Şu son zamanlarda kaç tane bakkal iş yerini kapattı. Manavcılık sektörü şu anda bitme aşamasında. Çünkü zincir marketler, her 10 metrede bir tane zincir market var. Ve A'dan Z'ye her şey satıyorlar. Şimdi zincir marketler de memleketin yerel esnafından bir şey almıyor ki.
Şimdi Elazığ'ın sebze halinden, yani Elazığ demeyelim, Türkiye'deki kuruluş yani ticaret yaptığı hiçbir yerden adamlar alışveriş yapmıyor. Dolayısıyla bunun memlekete hiçbir faydası olmadığı gibi küçük esnafımız da bitirdi, yerden düzeltti maalesef. Sıcak para da dışarıya gidiyor. Sıcak para da dışarı gidiyor. Yani burada şimdi bu mal buraya gelmiş. Bu malın satılması lazım. Küçük esnaf dükkan kapatıyor. Büyük market de zaten buradan malı almıyor. Malı yerinden alıyor, İstanbul'dan alıyor. Para da İstanbul'a gidiyor. Memleketimizde son dönemlerde yani oda kayıtlarını bir incelensinler yani. Kaç adet küçük bakkalın, manavın, marketin dükkan kapattığını bir görsünler yani. Şu anda yani hal esnafımızda inancınız olsun ki potansiyel olarak şu anda buradaki esnafın da satışı %50 şu anda azalma noktasında yani. Çözüm olarak neler öneriyor? Çözüm olarak gene dönüp dolanıp büyük devletimizden destek istiyoruz. Nasıl destek istiyoruz? Yani yakıt düşmediği sürece, yani bugün bir mazot girdisi düşmediği sürece, evet yani biz kendi işimiz olarak görüşelim. Bu işi yapan seyyar satıcılar, yani şimdi bugün bir nakliye adam buraya, evinden buraya mal almaya geldiği zaman bile zaten 200 TL mazot parası yakıyor. Hani adam artık da malzeme alayım mı, alınca satabilir miyim? Çünkü eskiden seyyar satıcı neydi? Bakkaldan ucuzdu. Şimdi seyyar satıcı aracına mazotunu doldurup işe çıkmaya başladığı zaman kiloda 2 TL eksiyle başlıyor. Bu defa bu da tüketiciye yansımak zorunda. Tüketiciye de yansıyınca her şey problem oluyor. Adamlar alamıyor. Yani işin özü devletimizden destek bekliyoruz. Yani bir yakıt desteği, çiftçilerimize özellikle gübre desteği. Yani bunun haricinde bu girdi maliyetleri ve iş potansiyelimiz her geçen gün aşağı düşüyor. Geçmişte tarım ülkesi olarak biz mutluyduk, övünüyorduk. İşte kendi kendimize yeterli ürünlerimiz var, hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu ama şimdi dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi şöyle özetleyeyim, bundan 4 ay öncesi milattan önce, 4 ay sonrası milattan sonra oldu. Bundan 4 ay önce bu devalüasyon, gizli devalüasyon yokken herkes mutlu, huzurluydu. Burada biz elemanlarımıza 2800 lira ücret verdiğimiz zaman insanlar o kadar mutluydu ki. Şimdi biz insanlarımıza 4500 ücret veriyoruz, insanlarımız mutlu değil. Yani gözden görünür bariz derecede bir enflasyon var ama fakat gözden görünmeyen enflasyon yok deniyor. İşte papaçık ortada yani, şimdi bir ekmeğin 3 lira olduğu yerde. Yani bu insana nasıl geçinecek? Nasıl mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz? Peki, çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sağ olun. Değerli izleyenler, bu haftaki Esnafın Sesi programı konuğu Sebze Ali Başkanı Sayın Rıza Gündüz. Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Bir Sebze Ali Başkanı olarak ne tür sıkıntılarınız var? Bu sebze fiyatlarının, meyve fiyatlarının iniş çıkışları, bu konuda neler diyeceksiniz? Valla sebzeler kışın havaların soğuk olmasından, bir de fiyatların zam gelmesi, mesela mazota, işçilere, şunlara biraz arttı ama şu anda tam yerleşmiştir yani. Saraların çıktığı için tarla malları çıkıyor. Onun için yani fiyatlar tam oturmuştur. Yani eskisi gibi 2 liraya, 3 liraya artık daha domates, biber yeğilmez. Bunu biliyorsun fiyatlardan dolayı. Bundan sonra işte böyle gider yani. Yaz oldukça, sıcaklar arttıkça fiyatlar da düşer. Fiyatlar düşecek tabii. Yani sıkıntılar bunlar. Yani öyle fazla bir sıkıntı da yok sebzende. Yani bizim zaten satışlarımız belli Mersin'de. Bak bugün Hüseyin Bey sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Elazığ'a diyorlar, benim Antep'te, Mersin'de, Adana'da arkadaşlarım var. Elazığ burada biberi 20 liraya, 15 liraya yediği zaman orada 25-30 liraya yerledi. Herkes açsın sorsun. Bak Mersin'de, Adana'da, Antep'te açın sorun. Biber kaç lira, burada kaç lira, orada kaç lira. Yani bu Elazığ'da şimdi 2 tane pazarcı, efendim yok bunlar stok yapıyorlar, yok bunlar mal getirmiyorlar. Elazığ'a 2 tır sebze geliyor. Elazığ'a her rayış günü 10-12 tır mal geliyor. Bunun ispatını gelsin kendilerine tek tek yapalım. Zaten hal müdürlüğümüzde
bizim yani Mersin'den gelen faturalarımızda bizim ne kadar mal getirdiğimiz bellidir. Bunu bir isnat, yalan söylüyor. O adam kimse, eğer Erazık Sebzan'a getir, delikanlı gibi çıksın karşıma, dernek başkanı da getirsin, tek tek ona gösterelim. İzah edeyim. Evet. Şimdi bir de şu kamuoyunda şu bir kanı var başkan. İşte bu fiyatlar artıyor ya, yani bu sizin evet. elinizde olmayan bir şey. Evet. Bizler biliyoruz. Evet. Kamuoyunda diyorlar işte efendim sebze halinde artırıyorlar. Böyle bir şey var mı yani? Hiç öyle bir şey yok. Biz canımızı bazen kurtarmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir şey yok. Zaten mal getirdiğimiz zaman bu mallarımızı tüketmeye çalışıyoruz. Bir gün sonra düşüyor. Yani onu elimizde bırakmanın bir anlamı yok ki. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Bizim alışımız da belli, verişimiz de belli. Biz icap ederse belediye gelsin, biz burada onlara fiyat verelim. Gitsin AVM'lere de baksın, sebze pazarcılara da baksın. Fiyat farkını görsünler. Bugün soğanı yani eğer onlar bizi böyle şikayet ederse... Kimse sizi aldırmıyor. Onlar da o kamuoyunun evet. şeyidir yani. Yok, şikayet yok. Kim edecek? Herkes biliyor yani. Ya sen bu işin 30 senedir, 40 senedir içindesin. Evet. Sebze soğuk olur, az olur. Fiyat bağlanır, fiyatlar yükselir. Az çoğu oldu mu ucuzlar. Bu beledir yani. Her tarafta da beledir. Öyle der mi? Evet. Şimdi şöyle, oradan mesela tabii bu iniş çıkışlar oluyor fiyatlarda. İşte sel gelir, efendim rüzgar evet. olur, dolu yağar, yanar, evet. hastalık olur. Seralarda bir tık sakıntılar olur, yani eksiklikler olur. Evet. İnsanlar haliyle bu fiyatlara yansır. Evet. Siz oradan, Mersin'den, Antalya'dan veyahut dört yoldan neyse nereden alışveriş ediyorsunuz. Oradaki fiyatlara göre alıyorsunuz günlük olarak, evet. kendi nakliyenizi vuruyorsunuz, evet. kar haddini koyuyorsunuz, ondan evet. sonra getirip burada vatandaşın hizmetine sunuyorsunuz. Evet, evet, satıyoruz. Evet. Zaten şimdi bizim burada alışımız belli. Bir internet var, diyelim ki biberin kilosu herkes görüyor, 3,5 lira, 4 lira. Biz de 1 lira şey koyuyoruz, nakliye koyuyoruz, 1 lira masraf koyuyoruz. Orada yapan adam var, işçiler var, buradan boş kasa götürmek var. Bindirme var, bindirme var. Var, evet. Yani bunlar hepsi hesap. Gelsin de böyle hepsini tek tek hesabını ben verelim yani. Aslında yani şu anda bizim cuma günü inanın bu sebze halinin 500 milyar zararı var. Bak her arkadaşımız 10, 20, 35 ile niye mal satılmadı? Öyle birdenbire durdu ne olduysa bilmiyorum. Ama yerinden mal düşmedi. Kesinlikle düşmedi. Salatalığın haricinde hiçbir şey düşmedi. Bir tek salatalık. O da yerli çıkıyor. O da yerli. İşte çok geldi mi her gün millet salatalık mı yiyecek baba işte. Ucuz oldu mu? Şimdi de satılmıyor. Zaten evet. yaz sezonu geliyor artık bundan sonra fiyatlar da düşer tabii diyor. Düşecek, tabii düşecek. Ama bu sene de Hüseyin Bey mesela şu anda yeni ekenler var mesela. Kavun olsun, karpuz olsun, domates olsun, biber olsun. Bu sene de bir ay aşağı yukarı gece olur. Gece yetişir. Avaran halen daha bak patlıyor görün soğuktan dolayı. Yani bu sene de 2 lira, 3 liraya, 1 liraya ile domates, biber, salata yemek olmaz yani. 3-4 liradan aşağı olmaz yani. Çünkü onlar da adam diyor ki ben bir fideyi 100 lira alırken şimdi 500 liraya alıyorum diye. Öyle söylüyor. Bir işçi mesela atıyorum 100 liraya çalışırken bayan işler çalışıyor 150 lira. Bir de çavuş parası 20 lira alıyor 200 lira. Onun için biraz meblağ yüksek olabilir yani bu sene. Bir de sebze meyvede girdiler pahalı olduğu için mesela ilacıdır, elektriğidir, yani, suyudur. Tabii. Efendime söyleyeyim ne bileyim yani bu girdi maliyetleri ilaç artınca bu haliyle fiyatlara yansıyor. Tabii. Ama öyle fazla bir yansıma olmaz yani. Diyelim ki yani şimdi 3 liralık mal 10 liraya çıkmaz, 3 liralık mal çok çok 4 liraya 4,5'a çıkacak. 1 milyon bir fark eder yani ilaçlar olsun, elektrikten olsun. Zaten Allah'a çok şükür bu sene yağmur yağdı. Allah bize biraz şey yaptı. Elektrik ceyran parasından biraz kurtulduk herhalde. Peki son olarak kamuoyuna neler söyleyeceksiniz? Vatandaşlara öyle özellikle de Elazığ'daki kamuoyuna, halkımıza bu sebze fiyatları hakkında neler söyleyeceksiniz? Bak, Elazığlı kardeşlerimize sebzenin en kalitelisini, en ucuzlarını yedirmeye çalışıyoruz. Bizi kesinlikle onun bunun lafıyla bizi taşlamasınlar. Biz her zaman için Elazığ'ın emrindeyiz. Bütün civar şehirlere hepsinden öğrensinler. Elazığ'ın kıymetini o zaman bilsinler komiserim. Siz sona yıllardır bu işi yapıyorsunuz değil mi? Evet. İyice bir zaman uzun 52, bir zaman. 52 yıldır yapıyoruz. 52 yıldır yapıyoruz. Bu işin piri olmuşsunuz yani. Aşağı yukarı her zaman. Onun için bizi bir şey yapmasınlar, taşlamasınlar. Her zaman Elazığ'ın emrindeyiz. Bir de demişler ki ikinci sınıf Elazığ'dan birinci sınıf
kaliteli mal, yani bir Ankara vardır. Onun haricinde hiçbir tane yoktur. Ben ona doğru katılıyorum ona. Gerçekten. Ya zaten ikincisi birincisi mi var? Şimdi biberin ikincisi birincisi mi var? Biber çıkıyor mesela. İçinde bir 10 kasa ikinci çıkar. Onu da ayırıyoruz. Yarı fiyatına satık yani. Öyle bir şey yok. O bir arkadaş demiş ya, bu Elazığ ikinci kalite mal fırlatıyor. O külliyen yalan. O adam kimse, ben pazarcılar başkanına da söyledim. Gelsin böyle delikanlı gibi karşıma çıksın. Onun ben ne cevap vereceğimi o görsün. Peki, teşekkür ederiz başkan. Görüşürüz. Değerli izleyenler, hafta bir başka programda görüşmek üzere. İyi seyirler.